Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, İslam alemine huzur, barış ve esenlik ver. Müslümanların üzerindeki belayı ve musibeti kaldır. Zulüm altında olan tüm kardeşlerimize yardım eyle. Müslümanların kalplerini birbirine ısındır. Böylesine müstesna bir zaman dilimini bizlere gösteren, yaşatan ve bizleri bayram sabahına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin bayramını tebrik ederim. Cenab-ı Hak bizleri en güzel bayramlarda, en güzel birlik beraberlik meclislerinde bir beraber eylesin. Amin. Aziz amcam. Bayram var ya, senin de bayram mübarek olsun kardeşim. Hayırlı bayramlar size de. Bayramlar. Hayırlı bayramlar. Tekin. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. Senin de aslanım ya. Harçlığımı evde verirsin artık. Ha? Oğlum ayıp değil mi? Sen kaç yaşına geldin? Abi. Bayramın mübarek olsun. Sen de bayram mübarek olsun aslanım. Bari sen bir harçlık ver ya. Gül yengenin evde hazırladığı zarflardan sanda bir tane düşer herhalde. Tam olmaz ki böyle ya. Ahmet amca harçlık vermiyorlar. Ben veririm sana evde. Abi. Fırat'ım. Hayırlı bayramlar. Senin de aslanım benim, senin de. Vay be. Abi kardeş ilk bayramımıza. Nice bayramlara inşallah. İnşallah abi. İnşallah abi. Thank you.
Ustam müsaadenle. Tabii müsaade senin. Biliyorum. Fırat. Baran Karabey. Devrem. Devrem. Maşallah. Güzel oldu seni görmek. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Halil. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsın? Epey oldu görüşmeyeli. Hiç değişmemişsin. Hala yakışıklısın maşallah. Sen kendine bak. Baran Karabey. Senin yanında biz sönük kalırız. Estağfurullah. Kaç zaman oldu hakikaten. Ne çabuk geçiyor bu zaman. Çocuklardan haberini alıyorum ben ara ara. Bir anda evlenmişsin. Evet, öyle oldu. Ama evlilik yaramış sana. Öyle yüzüne bir huzur çökmüş. Sen fırtınalı adam mı? Nasıl oldu? Nerede tanıştınız yengeyle? Uzun hikaye. Anlat. Biz aslında düşman ailelerin çocuklarıydık. Düşmanlık bizi bir araya getirdi. İnsan nefretin çok güçlü bir duygu olduğunu zannediyor Halil. Ama ondan da büyüğü varmış. Aşk. Aşk nefrete de, düşmanlığa da diz çöktürüyor. Onlar yalan dolan, esas olan benim diyor adama. İşte bizde de öyle oldu Devran. Aşk geldi. Öncesinde karanlık olan ne varsa ezdi geçti. İnsan gönlü aşkla aydınlanınca dünyaya başka bakıyor biliyor musun? Aşk insanı terbiye eden, ona doğru yolu gösteren bir öğretmenmiş. Ben de o öğretmeni aldım. Hayatımın baş köşesine oturttum. O söylüyor, ben eyvallah diyorum. Yüzüne huzur gelmiş dedin ya. Bundan işte. Yani aşık olmak, birini sevmek içindeki kini öldürür. Kalbindeki nefreti yok eder. Öyle mi diyorsun? Bir gönlü aşk girince o gönülde başka hiçbir şey yer kalmaz. Beni karanlık kuyulardan çıkaran da budur. Aşk. Kinden de,
nefretten de üstündür. Hatta intikamdan bile üstündür. Sende bir şey yok mu? Yok. Emin misin? Gözlerin başka söylüyor. Belli ki kafan karışık. Demek ki gönlünü rehber bilmenin vakti gelmiş ha. İnsan sevdiğiyle hayat kurmalı. Hayat ertelenmeyecek kadar kısa. Bir nefes. O nefesi de aşkla yaşamak lazım değil mi? Sen de baba oluyormuşsun. Gözün aydın kardeşim. Eyvallah. Babalık şimdiden heyecanlandırıyor beni. Güzel bir şey. Bana bak. Bir gün bebeği de yengeyi de al. Gel. Yeni bir çiftlik aldım. Misafirim ol. İnşallah. İnşallah Ali. Belki düğününe gelirse... Belli ki gönlünü çalan biri var. Tekrardan iyi bayramlar devrem. Sana da Halil, sana da. Öz etme kendini. Dediğimi unutma. Aklın karışırsa kalbine danış. Hadi bakalım. Karabey kadınlarını bekletmeyelim. Selametle. Allah'a ısmarladık.